Ben Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Kalyon. Kısaca Mühendislik Fakültesi bölümleriyle beraber Mühendislik ve Tasarım Fakültesini tanıtmaya çalışayım. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi içerisinde 9 bölüm var. Bu 9 bölümden 3 tanesi %100 İngilizce. Bunlar Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mücevherat Mühendisliği. %30 İngilizceye geçilen bir bölümümüz var bu sene. O da iç mimarlık ve tasarım. Ayrıca mühendislik olarak bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, moda ve tekstil tasarımı, endüstriyel tasarım olmak üzere 9 bölümden oluşmaktadır. Bölümler genellikle çok tecrübeli, çok yetkin öğretim kadrosundan oluşmaktadır. Biliyorsunuz bölümler tercih edildiği zaman 3 şeye bakılır. Yetkin ve tecrübeli eğitim öğretim kadrosu, kapsamlı müfredat ve altyapı. Bunlar laboratuvarlar ve diğer imkanlar, kütüphaneler, bilgisayar olanakları ve benzeri. Şimdi Ticaret Üniversitesi bilindiği üzere İstanbul Ticaret Odası'nın katkı ve destekleriyle çok önemli ve ayrıcalık arz etmektedir. Bu noktada şöyle bir soru sorulabilir. Bu kadar üniversite arasından neden İstanbul Ticaret Üniversitesi ve bu kadar fakülte arasından neden Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, hatta spesifikli bu kadar bölüm arasından niçin mekatronik ya da elektronik ya da diğer bir bölüm? Bunlara kısaca değinmeye çalışayım. Şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi bütçe itibariyle de çok güçlü bir bütçeye sahip. Aynı zamanda şehir üniversitesi, arkasında İTO olduğundan, İstanbul Ticaret Odası olduğundan bizim programlarımız iş dünyasıyla tamamen iç içedir. Dolayısıyla mezunlarımız hem staj olarak hem de istihdam açısından çok diğer üniversitelere oranla çok daha şanslıdır. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi E5 kenarında Küçükyalı kampüsünde ulaşımı çok kolay bir konumdadır. Son bir noktamız şudur. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi'nin en önemli asetlerinden bir tanesi de şudur. Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen civarlarında Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İstanbul Ticaret Odası ana ortaklar olmak üzere akademik ortak olarak sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklarından bir tanesidir. İstanbul Teknopark'ın özelliği nedir? Orası tamamen savunma teknolojileri, denizcilik, nanoteknoloji, ileri elektronik, ileri malzemeler, bu alanlarda oluşacak mükemmeliyet merkezlerinin merkezi olacak. Ve bizim Mühendislik ve Tasarım Fakültemiz, Teknopark İstanbul'un akademik altyapısını oluşturmaktadır. En önemli destek Mühendislik ve Tasarım Fakültesi üzerinden Teknopark İstanbul'a yapılacaktır. Bu itibarla Mühendislik ve Tasarım Fakültesi diğer üniversitelerin mühendislik ve tasarım fakültelerinden çok farklılık arz etmektedir. Bunun önemli avantajları da şudur. Rutin dışında derinliği olan, katma değeri çok yüksek işlerde iş bulma, Ar-Ge merkezlerinde iş bulma adına çok çok önemli bir fırsattır. İstanbul Ticaret Odası'nın
istihdam ve staj imkanları da buna eklendiği zaman hakikaten hem İstanbul Ticaret Üniversitesi, özelde Mühendislik ve Tasarım Fakültesi İstanbul'daki diğer üniversitelere oranla farklılık arz etmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü bu sene itibariyle %30 İngilizce kapsamına alındı. Dolayısıyla derslerin %30'u İngilizce olarak verilmektedir. Yine bu bölüm eski bir bölümümüzdür. Çok güçlü bir eğitim öğretim kadrosu var. Müfredatları yenilenmiş. Son derece yetkin ve tecrübeli kadrodan oluşan bir bölümümüzdür. O da yine 4 yıllık olduğu gibi hemen hemen tüm mezunları çok iyi yerlerde iş bulmaktadır. Yine dediğim gibi bu son derece oturmuş bölümlerimizden bir tanesidir. Kontenjan olarak 55 kişi. Bunun da yine burs oranları %35 oranında öğrenciler, %50 burslu, %40 oranında öğrenciler ise %25 burslu. Eğer böyle bir serüvende bizimle beraber olmak isterseniz, biz sizi bulunduğunuz seviyeden, daha önce bahsettiğim mezunlarımızın ulaştığı seviyeye ulaşmanız için bütün bölümlerimiz adına hep birlikte size destek olmaya varız. Bu serüvende bizimle beraber olursanız seviniriz ve sizleri aramıza görmekten çok mutlu oluruz.